Gel, gel, gel. Gel, gel. Buraya bak hocam. Heh. Bir de buraya takarsın. Bir de şunu getirek. Gel, gel. Gel bakayım, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Tam kıvamında. Evet. Ben bir hayvansever, Kangal köpeklerini seven ve koruyanlar derneği başkanı olarak bu durum aslında beni mutlu etti. Niye? Çünkü iki canlı da gündeme gelmiş oldu. Aslında Kangal köpeği de Malaklı da bizim ülkemizin milli değerleri. İkisi de çok çok güzel, özel canlılar. Ama ikisinin kullanım amaçları çok çok farklı. Kangal köpeği daha çok aktif sürülerde kullanılmakta. Ve kurtla mücadele edebilen nadir canlılardan bir tanesidir. Ondan dolayı farklı bir özelliği vardır. Eksi 35, eksi 40'lara kadar görev yapabilen, çalışabilen, aşırı dayanıklı bir köpek türüdür. İçgüdüsel olarak hareket eder ve bulunduğu evi ve sürüyü aşırı vaziyette koruyucu özelliği vardır. Malaklı köpekler de yine ülkemizin milli değerlerinden ama işte daha çok ev koruma köpeği olarak kullanılmakta. Aktif sürülerde falan çalışamamaktadır. Yani bu valilerimizin tatlı atışmasına aslında güzel bir örnekle şöyle verebilirim. Şayet Anadolu aslanı Kangal mı Malaklı mı diyorsak, işte Aksaray'daki sürülerde çalışan köpeklerin de Kangal olduğunu öğrendiğimiz anda Kangal'ın aslında ne kadar özel bir canlı olduğunu anlayacaksınız. İkisi arasında ne tip farklar var? Fiziksel olarak Kangal köpeği üçgen bir fiziki yapısı var. Göğüs daha geniş. Arka tarafa doğru incelmekte. Malaklı köpeği silindirik bir yapıya sahip. Göğüsle arka haya boşluğu dediğimiz alan aynı genişlikte. Malaklı köpeklerin zaten dediğimiz gibi malak dediğimiz dudaklar ve salya kanalları vardır. Onlar aşağıya doğru sarkıktır. Ondan sonra ağızlarından genelde salya akışı gözlenebilir. Ondan sonra göz çukurları aşağıya doğru sarkıktır. Böyle göz altları aşağıya doğru iner. Göz içleri kırmızı renkte olabilir bazılarının çünkü aşağıya doğru sarkıklık olduğu için. Ondan sonra post yine aşırı sıkı değildir. Gevşek bir posta sahiptir. Kangal köpeğinin postu çift katlıdır. Soğuğa aşırı dayanıklı olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Ama malaklı köpekler tek kat bir posta sahiptir. Yani dayanıklılık olarak Kangal köpeğinin biz daha özel bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle iskelet yapısı olarak bunlar bir kere göğüs kafesi geniştir diyoruz ya, buna göre de akciğerleri de geniş. Akciğerleri geniş olunca da ona göre de daha nefesli, daha dayanıklı, daha sağlam köpekler. Yalnız bu anlatımlarımdan biri iyidir, biri kötüdür diye düşünülmesin. İki ırkın da farklı birer köpek ırkı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ikisi de milli değerimiz, ikisi de ülkemizin değerleri diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Burada ben söylüyorum mu? Dünyanın en güzel köpekleri bende diye. Yok abi, her tarafta dünyanın en güzel. Vallahi Sivas'ın Kangal. Ben 70 yaşındayım. Bildiğim kadar Sivas'ın Kangal. Peki neden sizce? Ya nedeni yok biliyorsunuz işte. Siz Kangal deyince ne oluyor? Sivas Kangal. Bak ben Aksaray duymadım. Tamam. Kangal'dır bence. Peki neden Kangal? Sivaslı değilim ama benim bildiğim kadarıyla araştırdığıma göre Kangal'dır. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Anadolu aslanıdır Aksaray Malaklı. Kesinlikle Sivas Kangal'ı. Peki neden Sivas Kangalı? Sivas Kangalı neden? Çünkü Sivas Kangalı dağda daşta yetişiyor, dağda daşa gidiyor, koyunlara gidiyor. Yani gelen anlamda baktığın zaman Sivas Kangalı
arazi bir köpeği olduğu için bence Aksaray Malahan'dan daha iyi. Peki, teşekkür ederim. Önemli değil. Ben zaten Kangallıyım bir kere. Kangal'ın her zaman zaten her şeyi meşhurdur. Özellikle köpeğimiz olsun. Zaten dış yerden de zaten bizim köpeğimizi ileriki yerlere götürüyor. Dış yerlerde olsun. Gayet iyi, bir sorun yoktur yani. Biz de çıkıyor Kangal'dan, aslan da çıkıyor Kangal'dan. Peki Aksaray Malatya'sıyla arasındaki fark nedir sizce? İnsanlığa daha çok düşkün. Bizim bu tarafının yöresinin hayvanı yani. Ben bildiğim kadar yine de nişanlıma sorabilirsin. Sivas Kangalı'dır abla ya, olur mu yani? Onlar dümenci, onlar bizim şeyimizi almaya çalışıyorlar. Gerçeği bu, ama benden başka bir şeyler sor. Kangal'ın arasındaki fark ne? Çok, dağlar kadar fark var. Kangal'ın yüzüne baktın mı senin beynini okur. Yani benim sahibim bana nasıl bir şey hareket yapacak diye okur. Onlar ne ki, ben onları da biliyorum. Ama Kangal süperdir. Kangal köyde yetişir, köylünündür. Şehirde, evde yetişmez Kangal. Adam evine getirmiş, sokmuş, senin içine ne yaşıyorsun? Allah sana emir vermiş, malın davarın olacak, köyde kapına Kangal alacaksın. Ama adam Allah'ı bilmiyor, kitabı bilmiyor, getirmiş apartmana soğumuş, orada komşularla dövüşüyor. Ya it yatağı mı bura, insan yatağı mı? Çok sadık, yani sahibine sadık. Böyle öyle her yere ürümeyen, ondan kurtlara saldıran, sürüyü koruyan, böyle bir özelliği, liderlik özelliği var Kangal köpeğinin. Sivas Kangal köpeği ya. Peki niye sence? Çünkü adı var yani, şanı var bunun. Hiç besledin mi Kangal? Beslemedim de beslenenleri gördüm. O zaman sence Anadolu'nun aslanı Sivas Kangalı? Aynen öyle, aynen öyle.